Değerli akademisyenler, kıymetli konuklar, sevgili arkadaşlar, Osmaniye Korkutat Üniversitesi'nin 4. İnternet Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye'de Linux'un gelişim programına hoş geldiniz. Gerçekleştirmek üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Sayın Necdet Yüceli kürsüye davet ediyorum. Merhaba. Ben Necdet Yücel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde görevlisiyim. Aynı zamanda bir nişan daire başkanlığında 15 yıla yakın bir zamandır sistem yöneticiliği yapıyorum. Burada Linux Kullanıcıları Derneği'nin bir üyesi olarak da bulunuyor. Dernekten ve orada yaptığımız işlerden de birazdan bahsetmeye başlamadan önce ne kadarımız acaba daha önce Linux kullandı diye bir görsem. İyi. Linux'tan ve özgür yazılımdan bahsetmeden önce kısaca özgürlükten ne anlıyoruz? Biz dernek üyeleri olarak bu özgürlük kavramından ne anlıyoruz? Ondan bahsetmek istiyorum. Özgürlük deyince bir şeylerin serbest olmasını, bir şeylerin de yasak olmasını kastediyoruz. Ama neler ve serbest olarak veriyoruz. Bu işin içine yazılım katmadan önce bir özgürlükten ne anlıyoruz ondan bahsedeyim sadece. Mesela o şimdi artık siz öyle bir devirde bilmediniz ama eskiden komşunun kapısını çalıp kahve isteme, şeker isteme falan gibi şeyler vardı. Hani birisi sizden bir şey istediğinde o evinde ne varsa size vermek istiyorsanız onu paylaşabilirsiniz bir sorun olmadan. Şimdi arabanın anahtarını bir arkadaşınıza verebiliyorsunuz. Bunun için arabayı üreten firmadan bir ayrıca izin almak gerekmiyor. Kimseye bir şey sormanız gerekmiyor. Zaten elinizde var, birinin de ihtiyacı var. Siz de vermek istiyorsunuz. Bunu verebiliyorsunuz. Yani buraya gelmeden önce arkadaşın babası rahatsızdı. Benim kan grubumda uyuyordu. İşte akşam telefon ettiler. Ben gittim, kanını verdim. Bunun için kimseden bir izin almam gerekmedi. Kimseye acaba bunu yapabilir miyim? Kameramda bir mahsur var mı? Bununla ilgili bir şey sormam gerekmedi. Buraya kadar olan kısımda yani bir şey sizinse onu gönül rahatlığıyla istediğiniz biriyle paylaşabiliyorsunuz. Peki yasak olan şeyler ne? Örneğin bir bilgisayar aldınız, onunla birlikte bir işletim sistemi geliyor. Bu işletim sisteminde siz bir bilgisayarınız daha varsa ona kuramıyorsunuz. Ya da böyle çok uzağa gitmeden siz bir bilgisayar aldınız, onun üzerinde bir işletim sistemi var. Eşinizin bir bilgisayarı var, onda ya da arkadaşınızın bilgisayarı var. Onda o işletim sisteminin bir önceki sürümü var. Size o aldığın işletim sistemini ver, ben de kendi bilgisayarımı kurayım dese ona veremiyorsunuz. Yani birine elinizdeki bütün birikimi harcadığınız arabanızı verebiliyorsunuz. Kan verebiliyorsunuz. Böbreğinizi verebiliyorsunuz. Ama işletim sisteminin kendisini, CD'sini veremiyorsunuz. Sadece işletim sistemini değil, onun üzerine kurduğunuz programların da kurulabilir halini birine veremiyorsunuz. Burada aslında çok ciddi bir şey var, problem var. Ve hepimizden yazılımın bu diğer tüm şeylerden daha farklı bir ürün olduğu algısı yaratılmayacağız. Yani nasıl oluyor da ben böbreğimi biriyle paylaşabilirim ama bir ofis paketini ya da bir MP3 çalma programını, RAR açma, zip açma programını paylaşamıyorum. Yazılımın diğer tüm bu bahsettiğimiz şeylerden ayıran bir şey var mı? Var aslında. Ama negatif tarafta ayıran bir şey var. Örneğin siz bir araba aldığınızda onu işte biriyle paylaştığınızda ne yapmış oluyorsunuz? Kendinizin olan bir şeyi başkasına da veriyorsunuz. Ama aslında yazılım için para verip alsanız da o yazılımı satın almış olmuyorsunuz. Yazılımın kullanım haklarını kısıtlı şartlarda kendinize almış oluyorsunuz. Bir arabanın yerine yeni bir tanesinin üretilmesi
mühendislikte belki okuyan arkadaşlar duymuş olabilir. İçin bir marjinal maliyet var. Onun bir tanesinin daha üretilmesi için bir o elimizdeki araba ne kadarsa o kadarlık bir paranın daha harcanması gerekiyor. Ama yazılım öyle bir şey değil. Bir kere yazılmışsa ve işte bu test edilip bir ürün haline getirilmişse artık o yazılımdan bir tane daha kopyalamak için hiç para harcamak gerekiyor. Yani aslında paylaşılması, ortaklaşa kullanılması, dağıtılması çok daha kolay olmalı. Ama bir süredir yazılım diğerlerinden, diğer paylaşılmış şeylerden farklı bir şekilde paylaşılamaz, paylaşılmaması gereken bir şeymiş gibi gösteriliyor. Peki özgür yazılım dediğimizde neyi kastediyor? Yani özgürlükle ilgili bu bahsettiğim şeylerin arkasında. Bu özgür yazılımdan sonra mevzuyu da Linux'a bağlayacağım. Bir yazılımın özgür yazılım olabilmesi için önce onun kaynak kodunun açık olması gerekiyor. Bir yazılımın kaynak kodu dediğimiz şey onun insanın okuyup anlayabildiği hali. Yani ikilik düzende çalışan hali değil. Bu kaynak kodunun açık olması çok kritik bir şey. Çünkü eğer bir yazılımın kaynak kodu açıksa siz onu ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Eğer siz kendiniz değiştiremiyorsanız değiştirilmesini isteyebilirsiniz birinden. Ve kaynak kodu açıksa onu okuyup gerçekten kastettiği işi yapıp yapmadığını görebilirsiniz. Bu konuyla ilgili ben şeyi hatırlıyorum. 98'de, 99'da ilk, yani çok kısa bir dönem Windows kullandığımı da hatırlıyorum. Windows'un bir update'i, update aracı vardı. Web sayfasına girip güncelle diyebiliyordunuz bilgisayar. Hala vardır diye tahmin ediyorum. Orada şey diyorduk, bu işte bilgisayarınızdaki bazı bilgiler karşıya gönderiliyor. Oradan da sizin bilgisayarınızda hangi programlar varsa onların güncel halleri çekiliyor. O sırada bir uyarı mesajı çıkıyordu ve diyordu ki bilgisayarınızdaki özel veriler Microsoft sunucularına gönderilmiyor. Benim hiç aklıma gelmemişti gerçekten benim verilerim karşıya gönderiliyor mu diye. Sonra onu okuyunca hani böyle dilini aklına taş atma şeyi var ya. Nasıl dedin ya benim verilerim acaba karşıya mı gönderiliyor? Bununla ilgili hiçbir bilgi edinemiyorsunuz çünkü programın ne yaptığıyla ne yaptığını hiç bilemiyorsunuz. O size bir şey yaptığını söylüyor. Tamam onu yapıyor ama onunla arasında başka bir şey yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorsunuz. Çünkü programın kaynak kodu yok elinizde. Belki başka şeyleri de gönderiyor bilgisayarınızda. Yani siz o işi derken onun yaptım dediği işi yaparken başka şeyler yapıp yapmadığını bilemiyorsunuz. Ama programın kaynak kodu açık olsa o zaman bakıp, arkadaşım bize bunu diyorsun ama bak arkada bu da varmış deyip müdahale edilebilir. Kaynak kodu açık bir programa böyle bir arka kapı koyma, sizin istemediğiniz bir şeyi yapma kodu eklemek kolaylıkla mümkün olmaz. Birisi yapsa da hemen hızlıca görülür. Bu kaynak kodun kullanılması için de bir kısıtlama olmamalı. Yani aldığınız şeyi, programı her yerde kullanabiliyor olmalısınız. Zaten böyle değil mi diye düşünüyor olabilirsiniz ama o işte kabul ediyorum, vallahi kabul ediyorum dedi diyerek, ileri ileri diyerek kurduğunuz programların işte bir lisans metinleri var. Hiç aranızda o lisans metinlerinden birini olsun okuyan var mı? Yıllardır program kullanan bu kadar büyük bir kalabalık tek bir lisans metnini okuyan bir kişi içermiyor. Okudunuz mu? Hangisini? Evet. O da çok yıllar önce. Mesela şeyler vardı. Efendim, şimdi hatırladım ben böyle dalga geçer mi gerekiyor değil mi? Mozilla kullanıyordum. Onunla alakalı güncelleştirmede de otomatik alakasını kazanan gibi bir şey söylüyor. Çok uzun metinler oluyor genellikle bunlar. Okuması sıkıcı, küçük harflerle yazılmış. Zaten sizin okumayacağınızı düşünerek yazılmış şeyler. Efendim? Çünkü başka bir şansınız olmuyor. Yani onu kabul etmiyorum deseniz çünkü programı kuramıyorsunuz yani. Evet. Bu arada mesela eskiden şey vardı. Nero diye bir CD yazan program vardı. Windows'ta çalışan. Hala var mı? Evet. İşte. Orada mesela bu. Evet. İkna oldum. Nero'nun oldu. Yani onun eski sürümlerinden birinde şey
şey diyor, bilgisayarınıza nereye kurduğunuz zaman sizin bilgisayarınıza kayıtlı elektronik posta adreslerini şirkete gönderebilir diye bir şey var. Ama aşağılarda bir yerde. Siz zaten onu okumuyordunuz. Sonra birisi okuyunca onu, gerçekten o metinleri okuyanlar var, inanmazsınız ama. Bu ne arkadaşım dedi ve o kaldırıldı mesela. Şimdi Amerika'da üretilmiş bir programı, lisansı orada kayıtlı bir programı, Amerika'nın arası iyi olmayan hiçbir ülkede kullanamıyor. İran'da, Suriye'de, işte her zaman olduğu gibi Kuzey Kore'de, Küba'da bu programlar kullanılamıyor. Mevbe'yi çalma programını bile o kabul ediyorum dediğiniz zaman işte Suriye'de olmadığınızı onaylamış oluyorsunuz. Yani bunun aslında işte bir dönem bizim aramızda olmayan ama yurt dışında olan işte zencilerin bir takım yerlere girememesi, kadınların bazı şeyleri yapamaması gibi kısıtlamalardan bir fark yok. Bir yazılımın özgür yazılım olması için onun kullanılmasıyla ilgili hiçbir kısıtlamanın mevcut olmaması gerekiyor. Değiştirilmesi için de bir kısıtlamanın olmaması gerekiyor. Yani programda sizin bir değişiklik yapmanıza da izin verilmiş olması gerekiyor. Bakın bu aslında çok kritik bir şey ve yanlış anlamaya çok müsait bir şey. Hani biz bu şeyden kaynak kodu açık olmalı, kullanılması gibi kısıtlama olmalı diyoruz ya ilk iki maddede. Mesela şey, Milli Savunma Bakanlığı'nın kullandığı Windows 2000'li işletim sistemleri var. Onların şeyini, kaynak kodunu Microsoft gidip verebiliyor şeye. Yeterince çok lisans satın almışsanız, çokça da mühendisiniz varsa Microsoft'tan sertifikalı, diyor ki size kaynak kodu bu, al. Ama bunda bir değişiklik yapmanıza izin vermiyor. Bunu kaynak kodu derleyip ikilik dosya üretmenize de izin vermiyor. Bir yazılımın özgür yazılım olması için onun değiştirilmesinde, değiştirilerek çalıştırılmasında da bir kısıtlamanın olması lazım. Ve bunu kamuya açık bir şekilde yapabilmenizde bir kısıtlama olmalı. Zaten öbür türlüsü bir özgürlük değil arkadaşlar. Yani kendi evinizde bir şeyi değiştirip kullanmanıza zaten kimse karışamıyor. Bu geceleri yattığınız yerden istediğiniz fikri düşünmeniz özgürlüğü gibi bir şey. Bu bir özgürlük değil çünkü kısıtlanamıyor. Eğer kimseye vermiyorsanız bir programı değiştirmekte de zaten bir kısıtlama yok çünkü yapılamıyor. Yani evinizde kullanıyorsunuz programı. Bunda değişiklik olup olmadığını kimse fark edemediği için size buna karışmıyor. Az önce özgürlükler kısmında bahsettiğim gibi bunun dağıtılması için de bir engelin olmaması lazım. Yani siz bunu CD'ye çekip DVD'ye çekip USB'ye atıp internette paylaşıp nasılsa istediğiniz gibi dağıtabilmelisiniz. Ve az önce de söyledim. Değiştirdiğiniz halini, o nereyi değiştirdiğinizi belirterek dağıtmanız için de bir kısıtlamanın olmaması lazım. Eğer bu şartlar sağlanıyorsa bir yazılım artık özgür yazılım olarak adlanır. Evet, bu iş aslında Stallman'la birlikte başlıyor. Meşhur da bir hikayesi var. Stallman 80'lerin başında MIT'de, Massachusetts Institute of Technology'de, yapay zeka laboratuvarında çalışan bir mühendis. O zaman işte, çeşitli firmalardan gelen cihazları kullanıyorlar. Xerox da bunun, bu hikayenin en meşhur üyesi. Stallman kendilerine verilen yazıcıları kendi bilgisayarından kullanmak için yazıcının sürücüsünde bir takım değişiklikler yapıp kendisi kullanıyor. Ama Xerox bir gün bunlara yeni bir yazıcı getirip veriyor. O da arkadaşına. Stallman. Stallman da o yeni yazıcıyı kullanamaz durumda. Ve arkadaşına diyor ki bunun sürücüsünü ver, ben alayım değiştireyim. Kendim eskiden kullanabildiğim gibi kullanabilir olayım. Ama arkadaşı diyor ki bu sürücü bana kimseye daha tamam şartıyla verir. Birlikte çalıştıkları arkadaşı Stallman'a sürücüyü istese de lisansı yüzünden veremez durumda oluyor. Stone duruma bakıyor ki kendisi bunu değiştirebilir halde bu kadar bilgisi var. Arkadaşın elinde işine yarayacak bir donanım var. Onun elinde yazılım da var. Ama lisans buna müsaade etmiyor. Stone buradaki
saçmalığın üzerine diyor ki bundan sonra artık kapalı kaynak olduğu hiçbir yazılım kullanmayacağım. Burada da çalışmayacağım. Sonra MIT'deki bir işinden ayrılıyor. Tabii bu hikaye şey gibi, Newton'un başına bir elmanın düşmesi ve arkasından onun yerçekimini keşfetmesi gibi böyle bir anda oluveren bir şey değil. Stone uzun zaman bunun üzerinde düşünmeye çalışıyor. Ve sonra artık kapalı kaynak olduğu hiçbir yazılım kullanmamaya karar veriyor. Böyle olunca tabii hayat zor. Çünkü o zaman şimdiki gibi çokça özgür yazılımın olduğu, her işi yapabilecek özgür yazılımların olduğu bir dünyada yaşanmıyor. Aslında bu hikaye Unix'le birlikte başlıyor. Unix belki biliyorsunuzdur. Üniversitelerde geliştirilen bir işletim sistemi ve parasal olarak dağıtılıyor. Üniversiteler üzerinde yaptıkları değişiklikleri birbiriyle paylaşıyorlar. Zaten çok fazla üniversite yok. Bilgisayarlar da kocaman. Bu ofisten de buradan bile büyük kocaman bilgisayarlar var. Üzerinde yaptıkları değişiklikleri, bu işletim sisteminde yapılan değişiklikleri birbiriyle paylaşıyorlar. Ücretsiz bir şekilde. Sonra bu birisinin aklına gelir, diyor ki bunlar bedava, herkes birbiriyle paylaşıyor. Bunun kaynak kodunu kapatsak, satsak deli para kazanmaz mıyız? Bu işte hep her Çinli'ye bir sakız salsak dünyanın parasını kazanırız. Mantığı herhalde bak oradan başlıyor. Sonra Unix'in kaynak kodu kapanıyor. Ve işte artık satılmaya başlıyor. Öyle olunca oraya kadar kaynak kodunun açık olan hali var bir yerde. Üniversiteler bunu alıyorlar. Berkeley Üniversitesi. Berkeley Student Distribution adıyla, BSD adıyla bu Unix'i devam ettirmeye başlıyor. Stallman da tamamı özgür yazılımlardan oluşan, az önce bahsettiğim şartları sağlayan özgür yazılımlardan oluşan bir işletim sistemi hayaliyle önce üzerine program derlenebilecek bir derleyici yazmaya başlıyor. GCC, işte bunu compiler collection'ı hazırlamaya başlıyorlar önce. Önce özgür bir derleyici olmalı ki onun üzerine özgür yazılımlar yazılıp derlenebilsin. Sonra işte kendisi Emacs diye bir çok büyük bir editör ailesi var. Duyanız var mı hiç Emacs? Çok büyük bir aile Emacs. Emacs'in de yazarı aslında Stone. Ve zamanla işletim sisteminin üzerinde kullanılan bütün araçlar hazır hale geliyor. Çok büyük bir destek görüyor tabii Stone. Bir vakıf kuruyor, Özgür Yazılım Vakfı, Free Software Foundation. Benim de üyesi olmaktan mutluluk duyduğumuz vakıfı. Ve bu vakıf sayesinde yazılan programların kaynak kodları vakfa bağışlanıyor ve vakıf bu kodların açık kalmasını, özgür kalmasını, garantisini sağlıyor. Ve bütün bu yapılan çalışmaların sonunda yaklaşık bir 10 yıl geçtiğinde işletim sisteminin çekirdeği hariç etrafında çalışan işte bütün programlar, kabuk, derleyiciler, programlama dilleri, işte masaüstü ortamı hepsi özgür bir şekilde hazırlanıyor. Bir tek eksik olan işletim sisteminin çekirdeği var. Bu işletim sistemi çekirdeği de burada gördüğünüz yakışıklı adam tarafından hazırlanıyor. Bu 1991'de Linus Torvalds, Finlandiya'da bilgisayar mühendisliği öğrencisi, 3. sınıf. Ve okulda kullandığı Unix işletim sistemini evindeki x86 bilgisayarlarda çalıştırmak istiyor. Ama tabii okulda kullandığı Unix kocaman bilgisayarlarda çalışıyor ve evdeki bilgisayarda çalışabilir hali yok. Bunu kendi evindeki bilgisayarda bir benzerini çalıştırsam çok güzel olur diye düşünüyor. Tabii bu fikir ilk olarak Linus'un fikri değil. Bu işletim sistemleri dersinde çokça anlatılan şey var. Minix diye bir işletim sistemi var. Bir Minix Tannenbaum diye bir adam yazıyor. Bu da kendisi de bir tane yazmak istiyor ve disketten bilgisayarı boot eden özgür bir işletim sistemi çekirdeği yazıyor. Ve işte bir ara tişörtlerde falan çokça baskısı vardı. Bunun ilk gönderdiği mailin haber grubuna attığı yazının. Diyor ki işte böyle bir Unix türevi yazdım. Disketten bilgisayarı boot edebiliyor. Ve bunu bir özgür yazılım olarak lisansladım. Katkı vermek isteyenler varsa işte kodu da burada.
göndereceğiniz katkıları bu şey kaynak kodun içerisine dahil etmek istiyorum. Ama bunun çok önemli bir proje olmadığını farkındayım diyerek çok yani başlangıçta kendisinin de projenin ne kadar büyük olacağını tahmin edemediğini gösteriyor. Şimdi binlerle ifade edilen geliştiricisi 10 milyonlarca kullanıcısı olan değerli işletim sistemi projesine dönüşüyor. Torvalds'ın yazdığı bu çekirdek kazara Free Software Foundation'ın her tarafını hazırladığı ve ortada eksik bıraktığı alanı dolduruyor ve böylece bulunduğunuz işletim sistemleri doğuyor. Kazara diyorum çünkü Torvalds yani böyle Free Software Foundation'ın hazırladığı bu kadar büyük bir yapı var, ortasında çekirdek yok, ben de gidip çekirdeği yazayım, meşhur olayım şeklinde projeye başlamıyor. Sadece kendi yazdığı bir kitap da var, sadece eğlence için diye, Just for Fun diye bir bu Linux'un hikayesini anlattığı bir kitabı da var. Orada bu işin ne kadar eğlence için yaptığından da çokça bahsediyor. Torvalds işletim sisteminin çekirdeğinin, şu anda Linux çekirdeğinin %2-3'lük kadarlık küçük bir kısmını yazdı aslında. Büyük başarısı bu kadar büyük bir camiayı ve geliştirici camiasını, işte düşünün bunların hepsi de egosu yüksek, kendisinin o işi en iyi bildiğini düşünen insanlar, onların verdiği katkıların bazılarını kaynaklara dahil edip bazılarını etmeyerek bu projeyi bugün bulunduğu hale getirmesini yapıyor. Linux işletim sistemi, kurumlu Linux işletim sistemleri şimdi cep telefonlarından işte süper bilgisayarlara, kol saatlerinden fırınlara varana kadar hemen her yerde çalışabiliyor. Aslında benim yıllar önce böyle burada, yani bu seminerin burasındayken işte bu saatte de gösteriyor, çalışıyor, Linux dediğim bir saatim vardı ama oğlumla boğuşurken işte saatin kordonunu perişan ettiğim için artık onu kullanıp gösteremiyoruz ama çok mikro ölçekten çok büyük ölçeklere varana kadar hemen her ortamda Linux çalışabiliyor. TAP500'deki bilgisayarların çok önemli bir kısmı GNU Linux işletim sistemleri üzerinde çalışıyor. Süper bilgisayarlar üzerinde çalışan, yani süper bilgisayarlar üzerinde koşan işletim sistemlerinin önemli bir kısmı GNU Linux'ta. Bu uptime'ı yani kapanmadan en çok çalışma süresi geçirmiş bilgisayarların ilk onu yine GNU işletim sistemlerine sahip bilgisayarlar. Bu bahsettiğim Linux dağıtımları kısmını azıcık açayım. Linux çekirdeği üzerine bu Özgür Yazılım Vakfı'nın geliştirdiği araçlar paketleniyor ve bunlar işte bilgisayarınıza kurulabilir hale getiriliyor. Buna da bir Linux dağıtımı deniyor. İşte kendi yapılandırma araçları, yönetim araçları da ekleniyor tabii buna. Bunların en meşhurları, işte burada gördükleriniz, Debian. Geliştiricisi Ian Jordan, işte o zamanki sevgilisi Deborah ile adının birleşiminden oluşan büyük dağıtım. Yani şu anda onun üzerinde DVD ile birlikte kurulabilir halde ve sizin oluyor. Yani bir Debian dağıtımı aldığınızda 10 DVD'den fazla program sanki siz yazmışsınız gibi sizin oluyor. Onu isterseniz dağıtabilirsiniz, alıcı bulursanız satabilirsiniz. Özgür yazılım öyle bir şey ki onu isterseniz satabilirsiniz, isterseniz bedava verebilirsiniz. Ve bu lisansı az önce size gösterdiğim o özgürlükle ilgili kısıtlamalar arasında hiç parayla ilgili bir şey yoktu. Hatırlarsınız. Yani özgür yazılım minare gölgesi gibi, davul tozu gibi bir şey. Yani aslında hepimizin malı. Size verildiği zaman onu sanki siz yazmışsınız gibi birine verebilirsiniz, alıcı bulursanız satabilirsiniz. Alıcı bulup boğaz köprüsünü satan da çok insan var. Alan çok yoktur artık benim bildiğim. Debian böyle büyük bir vakıf tarafından geliştiriyor. Minin üzerinde işletim sistemi geliştiricisi var. Onun yani tamamen özgür tarafta geliştirilen bir şeyken onun biraz daha ileri bir ucunda Red Hat var. Red Hat de bir firmanın ürünü. Şimdi artık Fedora diye bir
camia tarafından, komünite tarafından geliştirilen bir sürümü var. Ama şey, eğer bedelli bir destek satın almak istiyorsanız VT sizde ürünü bedava veriyor ama bunun güncellemeleriyle ilgili desteği satın. Burada bahsettiğim şeylerin hepsi bedava aslında ama destek paralı. Bu işi şöyle düşünebilirsiniz. Kapının önüne koyduğunuz çöpü belediye ücretsiz sizden alıyor. Hoş artık bizde öyle de değil. Çöp vergisi diye bir şey var ama sanki o yokmuş gibi. Kapının önüne koyduğunuz çöpü birisi gelip bedava alıyor ama eğer siz evdeki çöp gelip birileri tarafından paketlensin, aşağı indirilsin, oradan da gelip götürürsün isterseniz onun için para alınıyor. Destek için Linux'ta ortada bir yemek olduğu için o yemeğin bir karşılığı var. Ama yazılımın kendisinin bir karşılığı yok. Çünkü kaynak kodu da açık. Yani siz onu bir kişiye satabilirsiniz. İşte ben aranızdan birine satsam onu, o kaynak koduyla birlikte dağıtması serbest olduğu için alır internete koyar, arkadaşlarıyla paylaştırır, ben de ikinci bir kişiye satamam. Böyle bir seferde satmak bir yazılım için çok mantıklı olmayacağı için Linux üzerindeki yazılımlar önemli bir kısmı ücretsiz. Ama destekleri paralı. SUSE yine Almanların bir dönem işte sadece bir Alman dağıtım olarak hedefi geliştirdikleri ve şimdi Noyal tarafından satın alınmış olan o Open SUSE diye bir özgür haliyle olan bir işletim sistemi. Almanlar önemli bir şekilde SUSE'yi desteklediler maddi olarak da ve şimdi ülkelerinde yoğun olarak bunu kullanıyorlar. Ve böylece bir işletim sistemi lisansına para vermemekle kalmıyorlar sadece. Yani normalde siz bildiğiniz kapalı kaynak olduğu sahipli bir işletim sistemi kurduğunuzda onunla birlikte ne geliyor size kullanabileceğiniz? Bir dönem zipli dosyayı açamıyordunuz. Windows XP zamanında. Şimdi tahmin ediyorum tıklayınca zipli olanları açabiliyorsunuz. Ama zipli dosyayı açamayacağınız bir işletim sistemine para veriyordunuz. MP3 çalamıyordunuz. Film oynatamıyordunuz. Ya da üstüne bir ofis paketi gelmiyor şu anda hala. Değil mi? Yani MS Office benim zamanımda parayla satılıyordu. Hala öyledir diye tahmin ediyorum. Evet, hala para. Yani üzerindeki veri tabanı sunucuları, işte web sunucuları, bunların hepsi ücretsiz olarak geliyor size Linux'ta benim. Sanki siz yazmışsınız gibi sizin oluyor. Öyle bir vazgeçiş var yani programın kendisi. Ubuntu bir Debian türevi. Dünyanın her tarafından CD'leri, DVD'leri ücretsiz olarak gönderiliyor. Ortada duran Pardus da Twitter tarafından geliştirilen bir Linux türevi. Pardus'u duymuş olan var mı aramızda da? İyi bu. Bayağı kalabalık bir durmuş. Evet, şimdi Pardus'la ilgili kısımdan da bahsedeceğim. Bu Pardus'la ilgili kısımdan önce şu Türkiye'de Linux nasıl, nereden nereye evrildi konusunu hızlıca bahsedeyim geçelim istiyorum. İşletim sisteminin çekirdeğini Linux Torvalds 91'de yazıyor. Sonra ilk Linux dağıtımları 92-93 gibi piyasaya çıkmaya başlıyorlar. Türkiye'de de bu işin başında, internetle ilgili hemen her şeyin başında ilk adımlarında olan Mustafa Akgül var. Bilkent Üniversitesi'nde hocamız. Bu onun düzenlediği internet konferanslarında 1995'tekinde işte bu ilk Linux kullananlar bir araya gelip toplanıyorlar. Arkasından 96'da Linux.org'a web açılıyor. Sonra 97'de Linux eğitimleri verilmeye başlanıyor internet konferansıyla birlikte. CD'ler dağıtılıyor. O zaman CD, DVD daha kıymetli şeyler. Parayla alınan şeyler. Hoş şimdi de parayla ama daha müzik paralarla alınıyor. 98'de bir internet haftası kutlanmaya başlanıyor. Biliyorsunuz şimdi bu etkinliğin düzenlendiği o büyük çerçeve internet haftası etkinlikleri kapsamında. Bugün değil, yarın kaçı 19. yılı olacak Türkiye'de internetin. 98'den bu yana kutlanıyor internet haftası olarak 2 hafta. Ve Turkuaz Linux diye bir Linux dağıtımı ilk defa çıkarılıyor. Bir red ettiriyor. Aslında çoğunlukla Türkçeleştirmeyle, Türkçeleştirmeden ibaret Turkuaz Linux. Benim Linux kullanmaya başlandığım 98'deki internet haftası etkinliklerinin ilk başına ve Turkuaz Linux'un çıkışına dayanıyor. 99'daki internet haftasında bir salon sabahtan akşama
Sadece 79'a ayrılıyor, o önemli bir gelişmeydi o zaman. Sonra 2000'den itibaren akademik bilişim konferanslarından önce bir Linux eğitimi kursu verilmeye başlandı. Hala veriliyor. Bu yıl Uşak Üniversitesi'nde 4 gün süren eğitimler yapıldı. Ve bu 4 gün süren eğitimlerde Linux anlatıldı, Python anlatıldı, PostgreSQL anlatıldı, LibreOffice anlatıldı. Ve bunlar da herkese açık ve ücretsiz bir şekilde yapıldı. Uşak Üniversitesi'nin işte yurtlarında kaldığı oraya gelen arkadaşlar, eğitim için gelenler. Ve başka yerlerde ciddi paralar ödeyerek alabilecekleri eğitimleri konferans öncesinde ücretsiz olarak aldılar. Aranızda uşağa gelmiş olan var mı bu etkinlik için? Evet, etkinliğe katıldınız. Ama bu öğrenci ve arkadaşlar için de bulunmaz bir fırsat. Alanında çok iyi insanlar gelip burada sadece gönüllülük esasına dayanarak sizin de ilginizi çekebilecek eğitimler veriyorlar. 2002'de ilk Linux şenliği düzenlenmeye başlandı. İşte geçen hafta da 13.sü düzenlendi. 12. mi? 13. düzenlendi. 2002'de Linux şenliği bu LKD'nin düzenlediği bir etkinlik. Bizim etkinlikte hemen hemen paralel olarak Bilgi Üniversitesi'nde Özgür Yazılım Günleri'ni düzenlemeye başladı. Yılda iki defa böyle bir etkinliği düzenlemek yerine şimdi artık birleşik Bilgi Üniversitesi ile LK'de bir Özgür Yazılım ve Linux Günleri altında düzenliyor etkinliği. 2003'te de Pardus projesi, Ajans ile bahsettim. TÜBİTAK geliştirmeye başladı, bu projeye gelişti. 2003'te ilk konuşulmaya başlandı. Pardus 2003'te bir fikir olarak TÜBİTAK'ta toplanan bir ekip tarafından geliştirilmeye başlandı ama ortaya bir ürün çıkması uzun bir zaman aldı. 2003'te başladı, neredeyse 2 yıl. Ortada bir ürün olmadan sadece tasarım, analiz ve geliştirme aşaması geçirildi. Tabi o kadar uzun bir süre bekleyince beklentiler de yükseldi. Yani ne zaman bir ürün çıkacak? İşte 2 yıla yakın zaman oldu denildiğinde Pardus henüz kurulabilen bir hali olmadan önce bir çalışan CD çıkardı 2005'te. Bu tam da Bilgeç'in Türkiye'ye gelmesi işte başbakanlar milletvekilleriyle görüşmesiyle aynı zamana denk düştü. Evet, burada 2000'den bu yana bütün bu organizasyonlar Linux Kullanıcılar Derneği adı altında ki dernek tarafından yürütülüyor. Ben de bu derneğin üyelerinden biriyim. Evet, burada bu 2003'te bir çalışan CD olduğundan bahsetmiştim. Pardus'la ilgili. Burada 2003'te fikir başlıyor. 2005'te bir çalışan CD var. Sonra Pardus 1.0 çıkıyor. Bunlardan herhalde siz tahmin ediyorum 1.0'ı ya da 2007'yi falan görmemişsinizdir. Evet. Sonra burada bir kurumsal sürüm var. Kurumsal sürümle kastedilen şey ne olduğunu da bir netleştireyim istiyorum. Kurumların içinde kurumların kullanacağı programlar değil aslında kurumsal sürüm. Kurumların ihtiyaçları bireylerin ihtiyaçlarından şöyle bir farklı gösteriyor. Yani bir masaüstü kullanıcısı, son kullanıcı, siz, ben. Programlar genellikle son sürümlerini kullanmak istiyor. Mesela şimdi Firefox kullanıyorsanız kaç var? 11 mi var? Evet, hemen Firefox 11'i çıktığı gün kullanmak istiyoruz. Çünkü o işte bir takım yenilikler getiriyor. Artık bir browser nasıl yenilik getirebilirse yani. Açıyorsun, web'de geziyorsun diye düşünüyorum. Ama onun son halini hemen kullanmak istiyoruz. Bireysel kullanıcılar olarak. Bu ise kurumsal kullanıcılarda çok farklı. Kurumsal kullanıcılar da hiçbir şeyin yerinin değişmesini istemiyor. Mesela biz Firefox 9 kullanırken onu kullanmadan 11'e geçiş yapıp bu neredeymiş diye kendimiz arayıp bulabiliyoruz. Ama bir kurumsal kullanıcı hiçbir düğmenin yeri değişsin istemiyor. Niye? Çünkü kullanıcılarına, kendi çalışanlarına
bir şeyin yerin değiştiğini öğretmek bir maliyet. O işin gecikmesine neden olabilecek bir şey. İşin aksamasına neden olabilecek bir şey. Kurumsal kullanıcılar istiyor ki elindeki program çalışıyorsa onunla ilgili hiçbir şey değişmesin. Tamam, bir yanlışı varsa, eksiği varsa, güvenlik açığı varsa o düzeltilsin ama ona bir özellik eklenmesin. Çünkü kurumsal kullanıcılar, maalesef bazılarımız ileride kurumsal kullanıcı olacak ve bu bahsettiğim berbat profilin içinde yer alacak. Yani hiçbir şeyin yeri değişsin istemeyecek. Bir şey artık open, o eskiden aç olan yerde şimdi open olsa bu İngilizce olmuş, nerede benim alıştığım şey diyecek. Kapatma düğmesini sağ taraftan sol tarafa taşısanız o zaman kullanıcılar isyan edecekler. Bunu nereden kapatıyorum diye. Halbuki yani benim oğlum 6 yaşındayken farklı işletim sistemlerinde farklı taraflardan kapattılar. Hiç bana bile sormamıştı yani. Evde Linux kullanırken okula gittiğinde Windows gördüm. Ve orada bakmış, kapat burada mı? Hayır. Bir tane çarpıyor bir tarafa, basmış kapatmış. Ama kurumsal kullanıcı böyle bir şeyin değişmesine tahammül edemez. Onlar için her şey çalıştığı sürece devam etmeli. Bunun için işletim sisteminin bir son sürüm programları kullanıcıya sunduğu bir sürümü olmalı. Bu bireysel sürüm deniyor. Bir de kurumsal sürüm olmalı. Kurumsal sürümde de hiçbir şey, hiçbir programa yeni özellik eklenmemeli. Ama hepsinin hatalarıyla baş etmeye hala devam edilmeli. Buna da bireysel değil de kurumsal sürüm deniyor. Ve kurumsal sürümlerin de desteği uzun süreli olmalı. Yani işte burada 2007 var, 2008 var. Bir sene sonra bambaşka programlar çıkıyor insanların karşısına. Kurumsal bir şey, kullanıcının böyle 7, 8, 9, 11 filan böyle yeni şeylere adapte olması için vakit geçmemeli. Kurduğu bir şey de uzun süreli desteklenebilmeli. Mesela az önce gösterdiğim Red Hat'in şimdi satın aldığınızda, desteği satın aldığınızda size sunduğu destek zamanı 10 yıl. Diyor ki 10 yıl bu işletim sisteminin üzerinde CD'sinde gelen bütün programların sana desteğini vereceğim. Bunlarla ilgili, güvenlikle ilgili bir problem olursa hepsini çözeceğim. Bir Red Hat desteği satın aldığınızda biliyorsunuz ki kullanıcılarına ben bunu öğretirsem, yani bir geçiş yapıp da kullanıcılarına öğretirsem onlar bunu 10 yıl kullanabilecekler. Bu bir firma için çok önemli bir getiri aslında. Pardus da burada kurumsal biri böyle kendisi keyfinden yapmadı böyle bir şey çıkarayım diye. TÜBİTAK bu işletim sisteminin geliştirilmesi için ön ayak olunca böyle bir ihtiyaç aslında oldu. Aslında TÜBİTAK kendisi bunu yapayım demedi. Milli Savunma Bakanlığı ve askeriye istedi ki yani bilgisayarlarımızda ne yaptığını bildiğimiz bir işletim sistemi olsun. Çünkü Windows'lar ne yaptığını bilmiyorlar arka tarafta. Düşünün, bütün ulusal güvenlik işleri ne yaptığını bilmediğiniz bir işletim sistemi üzerinden yürüyor. Bu kurumsal birim ilk çıktığı zaman asker alma daire başkanlıklarında, ASAL'da bir büyük ihale Pardus'a, Pardus'un halledeceği şekilde kaldı. Yani şu anda da hala asker alma daire başkanlıklarına gittiğinizde Pardus'un bayağı eski bir sürümünü kullandığını göreceksiniz orada. Bu kurumsal birden sonra işte 2010'un sonlarına doğru yeni onun güncellenmiş hali kurumsal 2 çıktı. Ama bu arada Pardus her yıl, hemen hemen her yıl bir yeni sürüm çıkardı. 2007'den sonra 2008 çıktı. Sonra 2009 çıkarken ben de bu projeye dahil oldum. O zaman işte öğrencilerimle birlikte bir ben de Pardus geliştiricisi oldum. Sonra burada kurumsal 2 çıktı. Bakın şu arada şu kısa oklarda bunun ara sürümleri. 2009.1-2009.2 ara sürümleri çıktı. Pardus ilk çıktığında sadece 32 bitlik mimariyi destekliyordu. Benim bilgisayar mühendisliğindeki 3 öğrencim bitirme projesi olarak Pardus'un 32 bitten 64 bit'e port edilmesi işini aldılar. Ve bu iş o kadar büyük tarif edilmişti ki bize. Yani ben bu 3 çocukla birlikte
Gebze'ye biz işletim sistemini 64 bir deportelerim diye gittiğimde işte bize dediler ki Ekim'le başlıyoruz. Öbür Haziran'a kadar 64 bitte üzerine paket hazırlanabilir. Bir temel sistem ortaya çıkarırsanız iyi, çok ciddi başarı olur. Biz de bunun devamını getiririz dediler. İşte bize biçilen bu 8-9 aylık sürede sadece temel sistem hazırlamamız öngörülüyordu ama yani 3 kişi o kadar çok çalıştılar ki bu işin üzerinde. İşte Ekim'de başlamışlardı. Yılbaşına geldiğimizde işte ocağın ilk haftası ya da ikinci haftasında kurulabilir bir 64 bin fardus tamamen hazır. 3 kişi daha önceden hiç 32 bitne, 64 bitne bu mevzuları hiç bilmeyen bir işletim sisteminin düğmesine bastığınızda yani bu tamamen nasıl boot ediyor, bunun bütün süreçlerini bilmeleri gereken bir iş bu. Onları bilmeyen işletim sistemleri dersini yeni almış 3 kişi Pardus'un 64 bitte çalışabilir sürümünü hazırladılar. Şimdi Pardus'un 64 bit çalışan halleri bugün bitirme projesinde birlikte çalıştığım çocukların hazırladığı sistemin üzerinde çalışıyor. Sonra Pardus 2011'in başında Pardus 2011 olarak çıktı. Ama 2010'un sonunda çıktı Pardus. Daha bu sefer adını 2011 olarak verip çıkardılar. Şimdi bir belirsizlik dönemi var. Bu belirsizlik döneminden haber olan var mı aranızda? Evet, bir kısmınızın var. TÜBİTAK yönetimi değişti yakın zamanda. TÜBİTAK yönetimi değişince hemen hemen bütün enstitüleriyle ilgili yönetimleri de değiştirdiler. Pardus projesinin başındaki yönetici de değiştirildi. İşte onunla birlikte onun arkasından ayrılan bir geliştirici ekip oldu. Şu anda işte projenin nereye gideceği, nasıl devam edeceği üstünde tartışma yapılan konulardan bir tanesi. Yakın zamanda bunun için Gebze'de bir çalıştay düzenlendi ve Pardus projesinin geleceği bundan sonra TÜBİTAK'ın atıldığı birileri tarafından karar verilen bir şey olmasın. Özgür yazılım camiası bu işe müdahil olsun, onlar gelişime katkı versinler isteniyor. Hiç böyle bir bilgisayar görmemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bu işte ilk benim ilk kullandığım bilgisayar yanımda, bunlar tabii çok süper bilgisayarlar. Yani böyle kocaman böyle ofisleri dolduran, hatta ODTÜ'de bahsediyorlar. Şey, bir kata bir bilgisayar almışlar. O da ikinci ev olarak almışlar. Bir kamu kurumu nereye vereceğini bilememiş, onlara vermiş koca bilgisayarı. Çünkü taşıma maliyeti çok yüksekmiş. O yüzden hibe etmişler. Bunlar hibe edilince tamam biz alırız demişler. Alacaklarını da tabii nasıl taşıyacaklarını düşünmemişler. Ya bu kadar şey acayip bir yerden şimdi yani bu gördüğümüz resmin hemen hepsinden daha kapasiteli olan bu HTC'nin One X'in bir görüntüsü. 4 çekirdekli, 2 GB RAM'li falan. Böyle muazzam değişikliklerin olduğu bir şey. Şimdi siz de burada üniversitede öyle bir eğitim alıyorsunuz ki buradan çıkışta ne kadar çalışacağınızı biliyor musunuz? Önce onu söyleyeyim. Yani bu okul bittikten sonra kaç yıl daha çalışacaksınız ve emekli olacaksınız? Yani bir 40 yıl falan çalışırsınız herhalde. 45 yıl. Çok vicdansızca geliyor insanın falan. Tamam. 40 da anlaşalım. Şimdi size burada öyle bir eğitim verilmeye çalışılıyor ki yani 4 yıl boyunca size bir şeyler öğretiliyor ve siz bu 4 yılda öğrendiğiniz bilgilerle 40 yıl daha çalışacaksınız. Bakın bu az önce gördüğünüz görüntüler burası yani 40 yıldan önce mevcut olan görüntülerdi. Şimdi bu zaman yani bu şurada bakan adam bütün bunun işlem kapasitesinin tek hücrede bu olmayan bir telefonun içine girebileceğini düşünemiyorum. Ve o adamlar üniversiteden mezun olup böyle 4 yıllık eğitimlerle, 2 yıllık eğitimlerle bu piyasada çalışmaya başladılar. Ama yani bu sektör artık o kadar yenilikçi, değişken
bir önce olanın artık kısa bir zaman sonra olamayacağı bir hale geldi ki bu 4 yıl içerisinde göreceğimiz şeyler artık bir markaya bağlı, bir markanın ürünü tek bir yere dayalı olduğu zaman sizi nereye götüremeyeceğini çok kolay görüyoruz. Şimdi artık öğrendiğiniz şeyleri eğer siz bir markanın ürünü olarak öğreniyorsanız, o işin nasıl yapıldığıyla ilgili bilginiz yoksa ya da böyle bilginiz varsa da kendinizi sürekli yenilemiyorsanız, piyasanın içerisinde kalmanız sadece bilişim sektöründe değil, bilişimi kullanan hemen her sektörde mümkün değil hale geliyor. İşte az önce dışarıda konuşuyorduk. Mesela Sun Microsystems diye bir firma var. Duymuş muydunuz hiç Sun? Bu firma o kadar büyüktü ki, yani hiçbirinizin duymamış olduğu bir firma, o kadar büyüktü ki kendi işlemcilerini üretiyor. Spark mimarisine sahip işlemciler üretiyor. Ve kendi bu işlemcilerin üzerinde koşan Solaris diye kendi işletim sistemini yazıyor. Ve kendi donanımlarını, kutularını da kendisi hazırlıyordu. Ve çok güzel bilgisayarlar. Biz hala kullanıyoruz. Evet, Java'nın da yani Java, Sun'ın Java'sıydı. Bu kadar büyük bir firmanın adını hiçbiriniz duymamışsınız. Bu bahsettiğim firma da işte 2 yıl oldu mu hocam? Anca o kadar. 2 yıl önce Oracle gitti parasını verdi, Sun'ı satın aldı. Ve şimdi artık hiçbiriniz Sun'ı duymamış vaziyetteyiz. Spark diye bir işletim mimarisini duymuş muydunuz? Sun duymamışsınız, onu da duymadım. Solaris kullanan gören var mı? Evet. Solaris işte o duymadığınız Sun'ın ürettiği bir şey. Şimdi artık Solaris de kalmıyor yavaş. Ama bunlar öyle kurumsal yerlerde varlar ki 20 yıl sonra hala bir bankaya gittiğinizde onlar Solaris kullanıyor olacaklar. Çünkü böyle kökten değişimler kolaylıkta olmuyor. Ama kendini sadece Solaris'te geliştirmiş, Sun'un ürettiği bu kapalı işletim sistemini kullanmaya çalışmış, ona sadece onu bilen birisi, şimdi tamamen boşta kaldı. Düşünün, bu Solaris üzerinde sertifikalar veren kurumlar vardı. Oralardan kendisini geliştirmiş, yetkinlik sahibi olduğunu düşünen insanlar vardı. Eğer onlar kendilerine başka kapılar açmadılarsa, yani bu kadar büyük bir firmaydı ki Sun, ya düşünün Java'yı yapmış adamlar ya. Kendi işletim sistemleri var. İşlemcileri kendileri yapıyorlar. Bu firmaya bir şey olmaz deniyordu. Ama şimdi kalmadı böyle bir şey. Ya Java gitmiş olabilir mi diyorsunuz ama yarın o da gidebilir. Yani şimdi eğer sadece kendiniz teknolojileri Microsoft'un ürünü olarak kullanıyorsanız, yani sadece onu biliyorsanız, o zaman yarın Microsoft bu kararından vazgeçebilir ya. Yarın Microsoft olmayabilir. Yani o da mı olmaz diyorsunuz ama bunu 2 yıl önce insanlar Sun için diyorlardı. Yani o kadar devasa bir firma satın alındı ki. Şimdi mesela bu satın alma deyince yani ne zaman? Dün konuşuluyordu galiba. Instagram'ı, işte Facebook satın almayı. Bu haberi duymuş olmalısınız. Değil mi? Ne kadar para vermişler? 1 milyar dolar. Efendim? 1 milyar dolar Instagram 550 günde ne oluşturulmuş bir firma. Yani piyasaya çıktıktan sonra 550 gün geçiyor ve 1 milyar dolar kazandı. Firmayı sattı. Ve kaç kişi geliştiriyordu bunu? Bu kadar küçük bir ekip 2 yıla varmadan muazzam büyüklükte bir ekonomi oluşturabildiler. Ama geçen gün vardı New York Times 130 yıllık bir gazete o 800 milyon dolar neydi? Instagram'ın 1,5 yılda oluşturduğu bu yeni ekonomi ve Instagram hiç de para kazandıran bir yanı yok da yani böyle bir ürün para kazandırıyor olur da onu alırsınız mesela ondan Facebook daha büyük para kazanacak olur. Öyle bir şey de yok yani. Instagram'ın bir para kazanma durumu yoktu. Bir iş modeli de yok çünkü. Yani bir gün olur da Instagram şundan para kazanır denecek bir iş modeli de ortaya koymamış bir şirket bu kadar büyük bir para yazıyor. Yani bu bizim 3 yıl önce hiç hayal edemeyeceğimiz bir şey.
3 yıl önce hayal edemeyeceğiniz bir şey diyor mu? Mesela Facebook, onun kurucu ortaklarından bir tanesi, bir süre çalıştıktan sonra bundan adam olmaz deyip firmayı bırakıp gitmiş. Düşün, hala kafasını duvara vuruyordur arkadaş muhtemelen. Ne yaptım ulan ben diye. Yani ekonomi, iş yapış şekilleri o kadar hızlı bir devrim içerisinde ki, yani bunu sadece bir markanın ürünü olarak böyle öğrenmek, bununla kendini devam ettirebileceğini düşünmek çok ciddi bir yanım. Eskiden de böyle eskiden de hızlıca değişen bir dünya vardı ama artık eskiden 20 yılda olan değişiklik kavramsal olarak şimdi 2 yılda oluyor. Evet, benim Linux'la özgür yazılımla ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Eğer sormak istediğiniz, benim yeterince üstünde durmadığım bir şey varsa bahsedelim. Buyurun. Biz bu sürümü kullandığımızda Linux bizim belgelerimizde oluşan mı? Hangisi? Linux'ların birini kullandığımız zaman. Evet. Yani bu? Yani o kadar güvenli mi? Ha, güvenlik. Evet, o iyi. Şimdi öyle bir anlattınız ki yani hiçbir şey olmayacak bu kullandığımız zaman. Ha, tamam, söyleyeyim. Güvenlik aslına bakarsanız böyle genişçe tarif edilmesi gereken bir şey. Ne kadar çok para harcarsanız o kadar çok güvenlik sağlayabilirsiniz. Güvenlik deyince, yani bilgisayarınız, Linux kullanırsanız bilgisayarınızda hiçbir şey olmaz. Güncellemeye gerek olmaz. Salın çayına, o kendini devam ettirip kastetmiyor. Ama bakın, bir kapalı kaynak kodlu işletim sistemini kullandığınız zaman ondaki güvenliğe nasıl itimat ediyorsunuz? Nasıl güveniyorsunuz yani onun güvenli olduğuna? Diyorsunuz ki bu adam işte mühendisler çalıştırıyor, hepsi okumuş çocuklar. Bunlar da kaynak koda bakıyorlar ve birileri dışarıdan bir hata raporlarsa bunu düzeltmeye çalışıyor. Değil mi güvenlikte? Anladınız. Bu internet explorer'da bir güvenlik açığı nasıl duyuruluyor? Kötü niyetli birileri bakıyor, bir açık buluyor. Sonra bu herkes tarafından bildir oluyor. Arkasından da Microsoft kendi çalıştırdığı mühendislere parayı veriyor. Onlar bir yama yayınlıyorlar. Bu yamayı da biz kuruyoruz, daha güvenli hale geliyor. Peki bu öbür tarafta nasıl? Yani özgür yazılım tarafında. Programların kaynak kodları açık. Sadece Microsoft'un çalıştırdığı kadar sınırlı sayıda insanın gözü bakmıyor. Çok sayıda insanın gözü bakıyor. Binlerle, on binlerle göz oraya programın kaynak koduna bakıp ondaki açığı görmeye çalışıyor. Tamam, bu kötü niyetli olanlar için de bir açıkmış gibi görünebilir. Ulan onlar da görüyorlar kaynak kodunu. Ama bir de onu düzeltmeye çalışan insanları düşünün. O daha büyük bir göz oraya bakıyor. Biz de o daha büyük göze ihtimal ediyoruz. Yoksa yani Linux dünyasında da açıklar. Bakarsanız istatistiklere en çok açık Linux dünyasında duyuruluyor. Niye? Çünkü oradaki açık görülebiliyor. Öbür taraflardaki açık hiç görünmüyor, duyurulmuyor da. Siz o açıklarla birlikte yaşıyorsunuz. Ve bir açığın duyurulmamış olması birileri tarafından kullanılmadığı anlamına gelmiyor. Yani kötü niyetli birisi bir açık bulduğu zaman işletim sisteminde, bir programda hadi gideyim şunu hürriyetle haber yapayım demiyor ki. Kullanıyor o açığı. Mesela KB koduyla işte güvenlik yaması diye bir şey çıkarıyor. O yamanın hangi güvenlik açığını kapattığı belli değil. Evet, bitiriyorsunuz tamam, o açığı kapatıyor ama hangi açığı kapattı? Daha önce benim bilgisayarımda nelerin açık olduğunu, o yamanın hangi açıkları kapatmayacak olduğunu öğrenmek için bir bilgi yok. Ve sınırlı sayıda insan, o firmanın çalıştırdığı kadar adam buluyor. Şöyle düşün, OpenOffice diye bir yazılım var, ofis paketi kullanan var mı içeride? Evet, OpenOffice yine Sun'ın satın aldı, StarOffice'di, Sun satın alıp onu OpenOffice yapmıştı. Sonra onu da Oracle alınca dediler ki bu iş düzgün yürüyecek, LibreOffice var şimdi. Mesela orada bir ofis paketi size bedava olarak veriliyor. Ama ondan önce StarOffice vardı, StarOffice de parayla satılıyordu. Ve düşünün, StarOffice diye bir ürün var önünüzde, paralı. Bir de Microsoft'un kendi ofisi var, o da paralı. Şimdi ikisinin parası aynı olsa bile biri niye gidip
Star Office satın alsın. Ben müşteri olsam, ki iyi ki o öyle müşterilerden değilim. Yani bakarım bunun arkasındaki destek nasıl? Yani programda bir problem ortaya çıktığında, ki her programda bir problem ortaya çıkar arkadaşlar. Yani bir yazılımın hiç hatasız olması zaten mümkün değildir de. Değil ki hatasız olur, sizin bundan sonra isteyeceğiniz bir şeyler olur, ona kim destek verir? Arkasında ne kadar bir Ar-Ge ekibi var diye bakar. Star Office'in arkasındaki Ar-Ge ekibi tabii ki Microsoft'un çalıştırdığı büyük ekipten daha küçük diye. Ama bu yüzden de hiç rekabet edemiyordu Microsoft. Sam bunu satın alınca gördü ki kendisinin çok fazla mühendis çalıştırması lazım bu işe bak. Bunun üzerine Sam çok akıllıca bir iş yapıp Star Office'in kaynak kodlarını açtı ve Open Office yaptı. Böyle olunca dünyanın her tarafındaki geliştiriciler bu ofis paketine katkı verebilir duruma geldi. Microsoft'un bu iş için çalıştırdığı 100, 200, 1000 mühendis, binden çok ofis mühendisi çalışıyor mudur sizce? Çalışmıyordur yani. Ama 10 binlerle gönüllü katkıcı Open Office'e destek veriyor şimdi. Bu işte böyle gözünüzde çok büyümesin yani. Ulan gavur yapmış filan diyeceğiniz kadar bir şey değil bunlarla uğraşmak. Mesela Firefox var ya işletim sistemi üzerinde kullandığınız tarayıcı. Mesela Firefox kullananlar var mı? Çokça olmalı yani. Yani benim öğrencilerimden Firefox geliştiricisi olanlar vardı. Böyle üzerinde Mozilla Vakfı'nın tişörtleriyle geliyorlardı bitirme projesindeki toplantılarımıza. Böyle havalı işler yapıyoruz filan diye. Benim de çok sevdiğim öğrencilerim. Yani ve bu işe 4. sınıftayken başlayayım. Daha önce de ne browser, tarayıcı bunlarla ilgili hiçbir şeyle çalışmamış olan birisi birkaç ay sonra işte Mozilla Vakfı'ndan gönderilen tişörtle geliyor, daha havalı oluyor filan diyebiliyor yani. Böyle olunca yani iş kaynak kodu açık ve sizin yapabileceğiniz mikro katkılar da projenin içerisine dahil edilince çok büyük bir geliştirici ailesiyle daha iyi bir ürün ortaya çıkabilir. Yoksa yani şey demek istemedim, Linux tarafında hiç açık yok demek istemedim ama bir şunu diyebilirim, Linux tarafında bir açık varsa o daha hızlı kapatılır. Çünkü onun yamasının yapılması için bir şirketin çalıştırdığı mühendislere gerek yok. Firmanın kendisinin yayınlamasına da gerek yok. Kaynak kodu açık olduğu için görüp, ya bir hata ortaya çıkıyorsa görüp, birisi yamayı yapıp firmaya gönderip ve internette de bu yamayı duyurabilir. Sen yamayı kendin kurarsın ve o açığı kapatırsın. Bu işler de öyle çok yapılmayacak işler değil yani. Aslına bakarsanız böyle kalabalık bir grupla çalışsa insan dünyayı yerinden oynatır. Ya bu İnternette şeyi görüyorsunuzdur, adres satırında HTTPS yazıyor bazen. Değil mi? Bankalara falan girdiğiniz, alışveriş sitelerine girdiğiniz gibi. O OpenSSL diye bir teknoloji sayesinde yapılıyor. Sizin bilgisayarınızla karşıdaki sunucu bilgisayar arasında her şey güvenli bir şekilde şifrelenip bir tünelin içinden gönderip alınıyor. Bu OpenSSL bir proje. Kaç kişi geliştiriyordur sizce? Bu bütün dünyanın internet altyapısında kullandığı teknolojiyi kaç kişi geliştiriyor olabilir? 11. O kadar küçük bir ekip geliştiriyor ki bunu. Mesela Squid diye bir proxy sunucusu var. Böyle bir size vekil vekalet ediyor. Sizin gidemediğiniz yerlere gidiyor. Cache'den indiriyor, diskine kaydediyor, veriyor falan. İçerik filtrelemede de kullanıyor. 8 kişi geliştiriyor. Bir işletim sistemi var, Slackware diye. 1 kişi geliştiriyor. Ya size diyorum benim öğrencilerim 3 kişi bir işletim sistemiydi. Başka bir mimariye port ettiler. 3000'e yakın programı, bunlar açılış süreci de dahil olmak üzere. Hepsini 32 bitle çalışan hallerini 64 bitle taşıdılar. Sonra geçen yıl 7 kişi hard disk üzerinde çalışmayan bütün masaüstü ortamlarını VXD, XPC, Enlightenment, GNOME, Fluxbox bunların hepsini hard disk'te çalışır hale getirdiler. Hard disk teknolojilerini KDE'den bağımsızlaştırdılar. Hepsiyle kurulabilen ayrı ayrı DVD'ler çıkardılar. 22 tane ayrı DVD, kurulabilir DVD çıkardılar. 10 binlerce kişi gitti bunları indirdi. Ve bu çocuklar bir yıl öncesinde hiç bilmiyorlardı bu işi. Yani yeterince iyi yönetilebilirse insan kaynağı çok var ve büyük bir iş yapmak için de küçük bir ekibin içine dahil olmak bile yeterli. Ya,
3 kişinin geliştirdiği bir projeye siz 3 kişi olarak biz de katılıyoruz deseniz adamların gücünü 2 katına çıkarmış olursunuz. Ve yani o projenin içerisinde, yani düşünün 5-6 kişilik bir ekibin içerisinde çok ciddi iş yapılabilir, sizin de sözünüz geçebilir. Buradan çıktığınızda ne yapıyorsun diye sorulduğunda şu projenin geliştiricilerinden biriyim demek çok ciddi bir iş olur. Ve bunu da ben nasıl yapayım bunu, elim gavur yapıyor filan diye düşünmeyin. Yani ben yapan çok öğrenci gördüm. Ve meslekten de bilgisayarcı olmak da gerekmez bu iş için. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.